Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojik aletler, hayatımızı kolaylaştırmak için hizmetimize sunuluyorlar. Ancak sunulan her yenilik, beraberinde bir sorunu da getiriyor. Kullanımı sona eren bu elektronik aletler ne olacak? Evimizde, iş yerimizde kullandığımız tüm elektronik aletler, geçen günlerle beraber eskiyor ve güncelliğini yitirince çöp konumuna geliyor. Büyük ev aletleri, otomatik dağıtıcılar, IT ve telekomünikasyon cihazları, hepsi elektronik çöp kategorisine giren gereçlerden. Günümüz teknolojisinde bu e-atıkların geri dönüşümü için gelişmiş ülkeler yıllardır bir sistem oturtarak geri kazanımı yaygın hale getirmiş durumda. Geri kazandırılmayan elektronik çöpler, insan ve çevre sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşıyor. Buzdolabı ve televizyonlar e-atığın %50'sini oluştururken, cep telefonu ve bilgisayarlarsa %25 gibi bir paya sahip. Türkiye'de senede yaklaşık 350 bin ton e-atık oluşuyor, fakat Çevre Bakanlığı 2 bin tonunun geri dönüştürüldüğünü bildiriyor. Peki geri kalan büyük kısım ne oluyor? Monitör ve televizyonlar içerdikleri kurşun gibi ağır metallerden dolayı Basel Sözleşmesi'nde tehlikeli e-atıklar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle monitör ve televizyonların demontajı sonucu elde edilen CRT yani katot ışın tüplerinin geri dönüşümü özel donanım ve uzmanlık isteyen bir işlem. Televizyonların %50'si camdan oluşmakta ve bu camın ön kısmında 2 kilogram kurşun ve fosfor bulunmaktadır. Bu maddeler hava ve suyla çevreye yayılarak tabiatta önlenemeyecek zararlar vermektedir. Örneğin buzdolaplarının içinde bulunan gaz 10 bin egzoz gazına eşdeğer bir etki yapmaktadır. Evlerimizde bulunan floresanlarsa içinde bulundurdukları civa maddesi sebebiyle e-atık kapsamında. Cep telefonundaki piller ise hayatımızı tehdit eden unsurlardan. Atık kablolar, demir dışı metal içeriği bakımından çok önemli bir ham madde kaynağı. Ekonomik ve ekolojik nedenlerle doğal kaynaklarımızın korunması için atık kabloların içerisinde bulunan maddelerin tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin Almanya'da yıllık sadece 150 bin tona yakın atık kablo oluşmakta. Atıkların çıktığı alanlar kablo türleri kadar çeşitlidir. Tamirat sonucu çıkan kablolar, telefon hattı kabloları veya kablo üretiminde oluşan hatalı ürünler bunların sadece bazıları. Çevreye zararsız kablo geri dönüşümü uzmanlık ve teknik bilgi gerektirmektedir. Çeşit ve içeriklerine göre ayrılıp sınıflandırılan kablolar, geri dönüşüm sürecinden sonra bakır, alüminyum, kurşun ve plastik gibi ham maddelere ayrılarak ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Burada dikkat çeken nokta şu ki, metaller kalitelerinden ödün vermeden sonsuz kez geri dönüştürülebilmektedir. Üstelik bu süreç boyunca ihtiyaç duyulan enerji miktarı, aynı metalin madenden çıkarılması için harcanan enerji miktarından çok daha azdır. Geri dönüşümün hem ülke ekonomisine hem de tabiata sağladığı katkılar düşünüldüğünde, yapacağımız işlem sadece e-atıklarımızı yerel yönetimlerin bizlere belirleyeceği toplama noktalarına bırakmaktan ibaret olacaktır. İyi bir gelecek için bu basit işlemi yapmak çok da zor olmasa gerek.